Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körülmeler. İstiklal kündülük haberler programımızı görüşmelerine karşı alımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya Kün Tertifidiki Amuşim haberlerine huzuruna sunumuz. Kınem istiklalar ekranımız olsun. China's obviously long censored. İnsan haklarını közüş teşkilatı Xitayning insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotganligini bildirdi. Xalqaro inson haklarını közüş teşkilatı 2024 yillik yer sharivi dokumentni e'lon qilgan bo'lib, dokumentda Xitayning inson haklari defsandichiligini bostirish siyosati texnomi kuchayib, Hong Kongni butunlay kontrol qilib olganligini bildirgan. Shundaqla Amerikani ayiblab, Amerika qatorliq bir turkum davlatlarning qisqa muddatlik siyosiy manfaat uchun kishilik huquq tafsandichiligi ig'ir bo'lgan davlatlarni ayiblashga sal qarg'anligini ta'kidlagan. Fransiya xalqaro radiosi 11 yanvardagi xabarida mazkur dokladning muhim mazmunini e'lon qilgan bo'lib, dokladda Xitoy rejimi raisi Xi Jinping vazifaga o'tirgandan buyonqi 10 yil ichida butun Xitoydagi insoniy huquqlarni bostirishning barg'ancha kuchayganligini, Sharq Turkistonda allaburun insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilganligini o'tirg'i qo'ygan. Dokulat yana Xitoyning Hong Kongda atalmış Hong Kong davlat bexatarlik qonunini yo'l qo'yib, ilgari va'da qilgan bir davlatda ikki xil tuzum siyosatini bekor qilib, alohida rayonni butunlay Xitoy rejimining kontrolligiga kirgizib olganligini e'lon qilgan. Dokulatda yer sharida insoniy huquqlar qattiq bostirildi. Bu Amerika va kishilik huquqi hurmat qiladigan boshqa davlatlarning qisqa muddatlik siyosiy manfaatni ko'zlab, insoniy huquqlarga daxli taarruz qilgan davlatlarni tanqid qilishga jur'at qila olmasligi bilan munosabatlik. Xitoy buning eng tipik misoli deb qaralgan. Dokladda 100dan ortiq davlatdagi insoniy huquq tafsandichiligi qisqacha xulosa qilingan. Buning ichida Xitoy xalqaro bo'yicha insoniy huquq tafsandichiligida 2-chi o'ringa tizilgan bo'lib, faqat Xitoyning tafsandichiligi haqidagi mazmunlar 13 bet chiqqan. Dokladda aniq qilib, Xi Jinping hokimiyat yurgizgan 10 yilda butun Xitoyni bostirish kuchaydi. Jamiyat kontrolligi texnomi chingatildi. Erkin so'zlaydigan mustaqil fuqaroviy jamiyatlar yo'qotilib, xalqning oddiy erkinliklari cheklandi deyilgan. Xitoy Tayvan prezident nomzodiga tahdid soldi. Xitoy Tayvan Demokratik Taraqqiyot partiyasining prezident nomzodini ogohlantirib, Tayvan mustaqilligi yo'lini davomlashtirgan taqdirda chegara halqigan to'qinishni keltirib chiqarib, ahvol intayin xatarlik holatga keladiganligi haqida tahdid soldi. Amerika vazining xabar qilishicha, Xitoy 10 yanvar Tayvandagi hokimiyat yurgizayotgan Demokratik Taraqqiyot partiyasining prezident nomzodi Lay Chingdog'i tahdid solib, ikki qirg'oq to'qinishib qoladigan chekidan oshgan xatarni qo'zg'otib, Tayvanni urush va iqtisodning chekinishiga so'rab kelayotganligi to'g'risida ogohlantirgan. Hamda ko'p qism tayvanliklarning bu muhim saylamda to'g'ri tanlashni umid qiladiganligini da'vo qilgan. 13 yanvar Tayvanda prezidentlik va qonun palatasi saylami o'tkazildigan bo'lib, geopolitikalik jiddiylik ichida turayotgan rayondagi bu saylamga xalqaro jamiyat yaqindan diqqat qilmoqda. Xitoy kommunist rejimi Tayvan ishlari ishxonasining bayonotchisi Chin Bonghua chorshanba kuni muxbirlarning savoliga bergan javobida Lay Chingdoning jahil Tayvan mustaqilchisi ekanligini, agar hokimiyat peshiga chiqib qolsa, Tayvan mustaqilligi uchun bo'lguvchilik faoliyatini texnomi kengaytiradiganligini da'vo qilgan. Chin Bonghua yana tahdid solib, Lay Chingda yaratmoqchi bo'lgan yangi vaziyat dal Tayvan bo'g'izida avjiga chiqqusi xatarlik vaziyat to'r degan. Xitoy Tayvan ishlari ishxonasi e'lon qilgan bayonotda Tsai Ing-wenning yo'li Tayvan mustaqillik yo'li hamda qarshilashish, ziyon yetkazish Tayvanga urush xavfi bo'ladigan yo'ldir. Ijtimoiy bo'linish, qarshilashish va kishilarning manfaatiga ziyon yetkazish yo'lining tub manbasi mustaqillik, qudrat qo'liq qilish va ko'ni qarshilashish yo'liga mengish deb tahdid solingan. Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti Xitoy virusining hozirmi tahdid ekanligini ta'kidladi. Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti Xitoy virusining yanada tahdid ekanligini, bultur 12-chi oyda 10 ming kishining Xitoy virusi sababli o'lganligini bildirdi. Dunyo sog'liqni saqlash tashkilotining bosh amaldori Tedros Adhanom muxbirlarni kutib olish yig'inida dam olish mazgilida kishilarning to'plashib yig'ilishi sababli Xitoy virusining bultur 12-chi oyda butun yer sharida tez sur'atda yomirishini keltirib chiqarganligini bildirdi. Uning aytishicha 12-chi oyda Xitoy virusi bilan qazo qilganlar 10 mingga yetgan bo'lib, 11-chi oyga selishtirganda doktorxonada yotgan bemorlar 42%, ig'ir kasal sababli ko'z tishni qabul qilgan bemorlar 62% ko'paygan.
Gerçi Xitay virüsü yuqumi növetti xalqara köngül bildigan mesele bolmasa mı, lekin yanılı devamlıq tarqalıp insanların hayatıga xavp yetkizmekdiken. Tedros Adhanom ahırda gerçi bir ay içinde yeniden ölgenler 10 mingga yaqinlaşqan bolsa mı, ama aldını alğılı bulunduğun ölümge nispeten etkanda bu xil ölüş gölümünü kabul qılğılı bolmaydıganlıqını, şunun üçün Dünya Sağlık Teşkilatı her qaysı devlet hükümetlerini devamlıq yuqum ahvalını tekşürüp Xitay virüsüge qarata gen tertibini ölçeş hem de xalq qabul qılalaydıgan işemcilik tekşürüş, davalaş ve vaksini emleşke kapalatlı qilishqa çağırdıganlıqını bildirdi. Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin yığını muvaffaqiyetlik ahırlaştı. Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin 6. nöbetlik umumi yığını 2024 yılı 6. yanvar Katar paytaxtı Doha'da başlanıp 11. yanvar muvaffaqiyetlik ahırlaştı. Yığınğa dünyanın her qaysı joylarındaki Müslüman ellerde vekillik salahiyetige ige danlıq alimler, mütefekkürler ve birlik azaları bulup cemi 1000 etrafıdaki kişi katnaşkan bulup Şarq Türkistan Ulemalar Birliği'den bir heyet alahide teklif bilen katnaştı. 5 gün devamlaşkan yığında İslam dünyası duş kelibatkan qiyinçiliklar, Palestin'de İsrailiyanın garip devletlerine arqısığa elip işleyatkan cinayetleri, Arap ve Müslüman devletlerinin pozisiyası, dünyanın her qaysı joylarında zulümge uçuravatkan Müslümanlarının ahvali, Müslüman alimlerinin Müslüman cemiyetindeki ölümalık obrazı ve mesuliyetleri qatarlıq meseleler müzakere kılındı. Yığında birliknin nizamnamesige bazı özgertiş kirgizilgen bolup, arqadan birliknin reisi 6 kişilik muavin reisler ve 40 kişilik icraiye mesulleri sayılıp çıkıldı. Birliknin yeni nöbetlik reisliğine Dr. Ali Muhiddin Qaradağı, muavin reisliğine Türkiye'nin sabık Diyanet İşleri Başkarması reisi Profesör Doktor Mehmet Görmez saylandı. İcraiye azalıqığa Şarq Türkistan Ulemalar Birliği sabık reisi Doktor Ataullah Şahyar mutallandı. Şarq Türkistan Ulemalar Birliği heyeti yığın esnasında her qaysı Müslüman devletlerden yığınğa iştirak qılğan ulemalar bilen ayrım-ayrım körüşüp Şarq Türkistan xalqının növbettiki ahvali ve Xitayning Şarq Türkistan xalqiga yürgizibotgan irqi qırğınçılıq cinayeti ve bu cinayetni yögeşke urunibotganlıqı qatarlıq meselelerini tüşendirdi ve Müslümanlarının Xitayning aldam xaltısığa tüşmesliki lazımlıqını alahide ta'kidledi. Şundaqla hiligar Xitay rejimi bazı tüngallarının bu yığın qaytilishiga ruxsat qilgan bo'lib, Hong Kongdagi ba'zi odamlarni maxsus bu yig'inga avatgan va Sharq Turkiston masalasida musulmon olimlarga Xitoyni oqlab, Uyg'urlarni qoralashga tirishgan bo'lib, yig'inga qatnashgan ba'zi ulamolar Hong Kongdan kelgan mazkur kishilarning Uyg'urlar haqida Xitoyni oqlab gap qilganligini aytgan. Yig'in oxirida xulosa dokulat o'qib o'tilgan bo'lib, dokulatda Sharq Turkistondagi vaziyatga mo'yar berildi. Sharq Turkiston ulamolar birligi hay'ati Turkiyaning Qatardagi bosh elchiligining Türkiye'den yığınğa gelgen mihmanlarga bergen keçlik ziyafetige katnaşıp, tonuşuş esnasında Şarq Türkistan'daki vaziyetten kısqıcı malumat berdi. Amerika bilen Angeliya Husilerinin noktalarını bombardıman kıldı. Amerika ve Angeliya'nın ayruplarları Yemen'nin birkaç şehirdeki bazı noktalarını bombardıman kıldı. Yemen matbuatlarındaki haberlerde bildirilişçe Amerika ve Angeliya'nın harbi ayruplarları tünügün keçe paytaxıt San'a, Hudeyde ve Taiz şehirlerde bazı noktalarını bombardıman kılgan. Amerika Prezidenti Joe Biden Kızıl Deniz'de hücumlarını devamlaştırıvatkan Husilerini nişan kılgan hava bombardımanı doğrusu yazma bayanat ilan kıldı. O bugün permanın büyüce Amerika harbi kısımları Angeliya kısımları bilen birlikte Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Gollandiya'nın kolluşu astıda Husi isyankilerinin bazı noktalarını bombardıman kıldı dedi. O Husilerinin 9. yanvar Amerika paraxotlarına kılgan bir qatar hücumlarına xalqaralıq birleşme kısım bilen cevap qaytırılganlıqını eskertti. O sözüde Yemen'deki bombardımanlar Amerika ve ittifaqdaşlarının dünyadaki en muhim soğudu liniyelerden biri de səbər erkenlikinin xatarge ittirilişige ve puhralarımızın hücum nişanı kılınışıgı qarab durmaydıqanlıqının ispati. Zürür tepilganda bunun din kimi qattıq tedbirlerini yolu koyuşta ikkilenmeyimiz dedi. Angeliya başvaziri Rishi Sunakmu yazma bayanat elan kılıp, Husilerinin xalqaralıq cemiyetinin birkaç qetim agahlandırışlarına karamay, Kızıl Deniz'de Amerika bilen Angeliya'nın harbi paraxotlarına hücum kılganlıqını xatırlattı.
O sözüde bunu kabul kılgılı bulmaydı. Angliya her kaçan sefer kılış erkillikini ve Suudi'nin erkin buluşunu koğdaydı. Bu sebepten Husilerga zerbe veriş ve dünya deniz katnaş transportunu koğdaşmak istedi. Amerika bilen birlikte Gollandiya, Kanada ve Bahreyn'in kolluşu astıda Husilerin hücumlarına çetildiğin nişanlarını özümüzde koğdaş hukukumuz ramkısı da çekilik, zürür ve tampon şekilde bombardıman kıldık dedi. Amerika Devlet Müdafiye Ministeri Lloyd Austin Husilerin uçkularını başkurulduğun bomba, radar ve köz sistemlerinin bombardıman kılınğanlıqını bildirdi. Amerika taratkularının ziyaretini kabul kılgan emeldarlar Amerika bilen Angliya kısımlarının en az digende Husilerin 12 nişanının bombardıman kılınğanlıqını bombardımanlarının herbi ayruplarlar ve Tomahawk namlıq başkurulduğun bombalar bilen emelge aşırılğanlıqını kayıt kıldı. Yemen'de İran'ın kolluşu asıldaki Husiler, İsrailiyanın Gazze'ye kılgan hücumlarına cevap süpüde Kızıl Deniz'de Suudi paraxotlarına hücum kılışını başlayan idi. Bu sebepten dünyadaki nurgun paraxot şirketleri Kızıl Deniz'de sefer kılışını toxtatkan idi. Moskova, garipki yadro kuralı işiltişti doğrusunda tehdit saldı. Rusya Xavfsizlik Kengashining muavin başlığı Dmitriy Medvedev G'arb Rossiyadagi boshqarilgan bomba qo'yib berish supalariga boshqarilgan bomba bilan hujum qilgan ahvolda Moskvaning yadro quroli bilan javob qaytaradiganligini bildirdi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha Rossiya Xavfsizlik Kengashining muavin başlığı Dmitriy Medvedev Telegram adresinde bayanat ilan kılıp, Garip'nin Ukrayna'a Rusya'daki başkurulduğun bomba süpelerini partiltişini meslehet kılgallıkıga narazılık bildirdi. O, Rusya'daki başkurulduğun bomba süpelerine Garip'te yasalgan başkurulduğun bombalar bilen kılındığun hücumlarını kubul kılmaydıgallıklarını eskertip, bu nemini bildirdi. Bunun pekat birli mänisi var. Yadro kuralığı münasibetlik Rusya devlet siyasi asaslarının 19. maddesi boyunca karma-karşı geliş hatırıge doç geledi. Bu hıl hücum yadro kuralı işiltiş üçün asas yaratıdı, dedi. O, Moskova'nın Rusya'nın mevcutluğu tehdit saldığan hücum yüzbergende yadro kurallarını işilteleydiğallıqını tekitlep, bu özünü qoğdaş hukuku emez. Belki bizge hücum kılgan devletki karşı yadro kurallarını işiltişinin bivasta ve inik asası, dedi. Hürmetli körmeler, şuna kılı bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki programımızı görüşkice aman bolğaysılar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.